Merhaba arkadaşlar. Mobil Kod'un Kristal Gezegeni uygulamasına bölümüne devam ediyoruz. Şimdi 11. bölümden başlıyoruz. Tamam diyelim. Döngü kullanıyor bize. Ne geldi yine bizim buradan? Geçişlerimiz, kapılarımız geldi arkadaşlar. Bunlara göre de kodlamayı yapacağız. İlk önce ileriye gidip kırmızıyı alacağız, analiz edeceğiz. Kapıdan geçtikten sonra devam edip ne yapacağız? Yeşili alıp analiz edeceğiz ve deliğe gideceğiz. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez ilerleyelim. Evet 6 kez ileriye gidiyoruz arkadaşlar. Bu noktaya geldiğimizde ne yapacağız? İlk önce nesneyi alacağız. Nesnemizi aldık. Ardından analiz et diyoruz. Analizi nasıl kaydediyoruz? Bu şekilde hissediyorum. Hemen geliyorum. Formülü alıyorum buraya. Formülümüz kırmızı olduğu için en baştaki olarak kalacak. Geçiyorum diğer tarafa. Ne yapsın bunu? Depolasın. Ardından ne yapacak? Şuradaydık. Bir adım ilerliyoruz. Bir adım ileriye git diyorum. Ne yapacak? Buradan ışınlanacak. Hemen bakalım. Işınlan burada. Işınlan diyorum. Kapıdan ışınlandıktan sonra diğer kapıdan çıkıyor. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım ilerliyoruz. Evet alt adım. İleriye git diyorum. Alt adım ileriye gittikten sonra ne yapacak? Şu an yeşilin üzerinde. O yüzden buradaki nesneyi alacak. Nesneyi aldıktan sonra bunu analiz edecek. Neye göre? İse komutuna göre. İse diyorum. Hemen geliyorum buraya. Formülümü alıyorum. Formülümü ikinci kısma geçiriyorum. Yeşilin kodu formülü bu. Evet bunu da yaptık. Formül doğru ise ne yapacak? depolayacak. Depoladıktan sonra bir adım daha ileriye gidecek. Kodumuzu yazdık arkadaşlar. Çalıştır diyorum. Evet kırmızı kristalle doğru gidiyoruz. Kristali aldık. Analiz ettik. Ve depoladık. Geldik kapımızdan ışınlandık. Şu an yeşile doğru gidiyoruz. Yeşili de aldık. Analiz ettik. Ve onu da depoladık. Yolumuza devam ettik ve bitirdik. 11. bölüm bu şekilde. Şimdi 12. bölümdeyiz. Kristal toplamaya devam ediyorum. Birden fazla sayıda kristalle ilk defa karşılaşıyorum. Bu sefer kod bloklarını ben dizdim. Çalıştır ve gör diyor. Tamam dedik arkadaşlar. Bir önce neydi? Yeşil kristalde, kırmızı kristalde birer tane oluyordu. Bu sefer yeşilden iki tane, kırmızıdan dört tane var. Ben neredeyim? Burada. Hemen bakalım kodumuza ne yazmış. 1, 2, 3 kez ilerle demiş. Ardından sola dönmüş. Sola dönecek. 1, 2, 3 ile alıp sola dönecek. Yani sol tarafa bakar durumda yeşilin üzerinde duracak bu kod ile. Buraya geldiğimde iki tane olduğu için arkadaşlar burada iki kez tekrarla döngüsü içerisinde nesneyi al, analiz et demiş. Formül burada görmüş olduğunuz formül ise yani ikinci seçenekteki formül ise depola demiş. Tamam ilk kez olduğu için buraya iki yazdık, depoladık. Ardından ne yapıyor? 5 kez ilerleyip şu komuta göre sola dön ve bunu iki kez yap. Burada da arkadaşlar kırmızının üzerinde duracak ve sağ tarafa bakar durumda olacak. Kırmızı kristalde dört tane olduğu için burada döngüyü dört kez tekrarlamış, yine nesneyi al, analiz et, formülü uygula gibi işlemleri yapmış. Ardından ne yapıyor? İki kez tekrarlıyor. Bir iki adım ilerle, sağa dön. Bir iki adım ilerle sağa dön diyerek arkadaşlar deliğe bir adım daha atarak ulaşıyor. Şu son adımla deliğe geliyor. Çalıştıralım bakalım. Bir tanesini aldık. Analiz ettik. Depoladık. İkinciyi aldık. Analiz ettik. Depoladık. Devam. Gördüğünüz gibi formülü farklı olduğu için arkadaşlar bunları depolamıyor. Yüzdeliğimiz burada duruyor. Şu an formül doğru depoladı. Yani içinde uygun olmayanları depolamıyor, atıyor. 12'yi de bitirdik. 13. bölüme geldik. Şimdi 13 yine 2 ve 4 olmak üzere neler var? Farklı kristaller var. Bunları depolayacağız. Bu sefer ne yapıyor? Yine titriyor gördüğünüz gibi. Yani ortam basıncını da unutmayacağız milibarımız soru işareti şeklinde. İlk önce ortam basıncını ayarlıyoruz tabii ki. Iken komutunu alıyorum. Yan taraftaki kutucuya geliyorum. Değil diyoruz arkadaşlar. Yani iç basınç dengede değil ise diyorum. Dengede değil iken ne yapacak? İç basıncı ayarlayacak. Tamam iç basıncı ayarladı diyelim. Ardından ne yapıyor? 1, 2, 3 adım ilerle. Sağa dön. 3 adım ilerle diyoruz. Buradan kristale geliyoruz. Bunu iki kez tekrarlayacağım için iki kez tekrarlanan bir döngü yapıyorum. İçine bir döngü daha alıyorum. Üç kez tekrarlanacak. Bu şekilde üç kez ileriye gidecek. Üç kez ileriye gittikten sonra sağ tarafa dönecek arkadaşlar. Evet bu şekilde kristalin üzerine geldim. Yönümde nereye bakıyor? Bir numaralı kapıya bakıyor. O yüzden burada artık iki kez tekrarlanan bir döngü atıyorum. Döngünün dışındayım şu anda. Bir iki kez tekrarla diyorum. Ne yapacak iki kez? nesneyi alacak, analiz edecek ise yani uygun ise ne yapacak? Formülünü alıyoruz. Kırmızı olduğu için arkadaşlar buradaki ilk formülü kullanıyorum. Eğer bu ise depolama işlemi yapacak. İki kez aldık. iki tane kırmızıyı inceledik. Ardından bir adım atarak şöyle bir adım atalım ileriye doğru. Birinci kapının üzerine geliyoruz. Birinci kapıya geldiğimizde ışınlan diyoruz. Buradan ışınlandık. Yönümüz sağ tarafa bakıyor. Bu kapıya geldik. Yönümüz doğru yönde olduğu için sağa sola dönmeyeceğiz. Bir iki adım ilerle diyorum. Sola dön. Bir iki adım ilerle diyorum. Aynısını hemen burada uygulayalım. İki kez tekrarlanacak. İçerisinde bunu gerek yok zaten iki kez tekrarlama olduğu için. Bir iki adım ilerle. İlerledik köşedeyiz. Ardından sola dön. Diyeceğiz. Yani yeşil elmasa geldiğinde bizim kapımızın yönüne dönüp orada duracak. Yeşil kaç tane var arkadaşlar? 4 tane elmas var. O yüzden burada biz de 4 kez tekrarlıyoruz. 4 kez tekrarlayacak. Neyi tekrarlıyor? Nesneyi alıyoruz. Şöyle içine atalım. Nesneyi aldık. Analiz ettik. Doğru ise diyeceğiz. Formül alıyoruz buradan. Yeşilin formülü neydi? Bir sonrakiydi. Hemen bunu da değiştiriyoruz. Eğer yeşilin formülüne uygun ise diyorum burada ne yapsın? Depolasın. Tamam. Dört tane aldık. Ne kaldı? Son bir adım. Hemen o adımı da atıp kapıdan çıkalım. Çalıştırıyorum. İç basıncı dengeledi kırmızı, kırmızı kristale geldi. Evet analizlerini ediyor. Uygun olanları topluyor. Uygun değilse toplamıyor. Yeşil kristale geldik. Uygun değil. Kırmızıya uygunmuş. Evet uygun. Topladık bunu. Son kristal uygun. Bunu da topladık. Evet ilerledik ve kapıdan çıktık arkadaşlar. Burada da 13 bitti. 14'e geldik. Ne diyor bu sefer? Bu sefer kristal sayısı belirsiz. Yani bir önce ilk başta tekti. Daha sonra birden fazla oldu. Bu sefer de arkadaşlar belirsiz. Tamam diyoruz. Ve kodumuzu inceliyoruz. Ne demiş arkadaşlar? Başladıktan sonra ilk adım ilerle. Kırmızı kristale geldik. Burada iken kullanıyor ve diyor ki nesne var mı? Eğer burada nesne varsa yani kristal hiç de olmaya bilme özelliği varmış demek ki. Eğer burada en az bir tane nesne varsa ne yapacak? Onu alacak, analiz edecek. Kırmızı olduğu için ilk formüle göre değerlendirecek. Doğru ise depolayacak. Ardından iki adım ilerleyip kapıdan çıkacak. Çalıştırıyoruz. Geldi arkadaşlar. Evet, uygun çıktı bir tanesi topladı. 3 oldu şu an. 3 tane kristal varmış. 3 kristali topladı veya attı kapıya ulaştı. 15. bölümdeyiz. Bir tane yeşil kristalimiz var. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ortam basıncımız ne? 1000. Yani ortam basıncı ayarlamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerleyeceğiz. Hemen döngümüzü aldık buradan. 5 kez ilerle diyorum. Geldik yeşil kristalin üzerine. Ne yapacağız? Adeti bilmediğimiz için ikeni kullanıyoruz. Eğer diyorum nesne var ise yani var iken ne yapsın orada nesne var iken kontrolümüzü sağlasın. Onun için ne yapıyoruz? İlk önce nesneyi al. Analiz et diyorum. Ardından formüle uygun ise diyeceğiz. İse'yi alıyorum buradan. Formülümüzü alalım. Formül bloğumuzu aldık. Bu birincisi kırmızıydı. İkincisini yaptık. Eğer buradaki formüle yani yeşilin formülüne uygunsa bunu depola. Depoladı arkadaşlar. Gerekli kadar ayarladı. Bir ilk adım ilerlememiz gerekiyor ki kapıdan çıkalım. İkenin altından devam ediyoruz. İki tane attık. Çalıştırıyorum. Evet. Birinciyi kontrol ediyor. İkinciyi kontrol ediyor. Üç. Bunda da üç taneymiş arkadaşlar. Üç tane kontrol etti. Ve yoluna devam etti. Şimdi arkadaşlar 16. bölüme geldik. Bunu da bir sonraki videoda yani şu an 30 bölümle oluşuyor bu. Hepsini 5 adetli olarak ayarlıyoruz. Bir sonraki derste bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.